RT Şah TV Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Sayın seyirciler, Başbakan Binali Yıldırım referandum gezileri kapsamında Yozgat'a giderek halka hitap etti. Başbakan Yıldırım 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylamasında Yozgat halkından evet oyu istedi. AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım partisinin Yozgat'ta düzenlenen açık hava mitingine katıldı. Referandum çalışmaları kapsamında beraberindeki bakanlar ve milletvekilleriyle birlikte Yozgat'a giden Başbakan Yıldırım halka hitap etti. Yıldırım'ın gündeminde halk oylaması vardı. Değerli kardeşlerim, bakın bu anayasa değişikliği olursa bir daha 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 17-25 Aralık, 15 Temmuz gibi darbeler yaşanmayacak. Tek patron millet olacak, siz olacaksınız. Milletin iradesi dışında hiçbir irade kalmayacak. Millet, Türkiye yeni anayasayla Türkiye'nin terör belasının tamamıyla üstesinden gelecek. Onun bunun kolu kanadı altında gezen terör örgütleri artık ortalıkta dolaşamayacak. Kardeşim, biz memlekete hizmet ederken, Türkiye'yi kalkındırırken, refahı, huzuru arttırırken sizden izin mi alacağız? Sizden icazet mi alacağız? Bizim Allah'tan sonra tek hesap vereceğimiz millettir, millet. Asil Türk milletidir. Yeni anayasayla Avrupa ne derse desin, CHP ne derse desin, Türkiye 2023 hedeflerine doğru kararlılıkla ilerleyecek. Şimdi Yozgatlılar, büyük gün yaklaşıyor. 12 gün kaldı ha. 12 gün boyunca hanımefendiler ilçe ilçe, mahalle mahalle, sokak sokak gezmeye var mısınız? Her eli sıkmaya var mısınız? Her kapıyı çalmaya var mısınız? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara GİMAT Toptancılar Sitesi esnafıyla bir araya geldi. Referandum hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği paketi ve cumhurbaşkanlığı sistemini eleştirdi. 16 Nisan'da yapılacak olan referandum öncesi çalışmalarını sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara GİMAT Toptancılar Sitesi esnafıyla bir araya geldi. Referandum hakkında bilgi veren Genel Başkan Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği paketi ve cumhurbaşkanlığı sisteminin kabul edilemez olduğunu belirtti. O bir kişi ikna ettiğinde, kandırdığında veya satın aldığında 24 saat içinde en geç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ele geçirir. Nasıl mı? Bütün valileri, bütün bakanları, bütün başkan yardımcılarını, bütün emniyet teşkilatını, emniyet şube müdürlerini veya müdürlerini, emniyet genel müdürlerini, bütün genel müdürleri, bütün müsteşarları, bütün büyükelçileri, bütün müftüleri, devlette hangi kademe varsa tamamını bir kişi bir sabah kararnamesiyle değiştirebilir. Öyle 35-40 yıl içinde devlete giderim, paralel devlet kuralım, hiç buna gerek yok. Bir kişiyi kandıracaksınız veya satın alacaksınız veya ikna edeceksiniz, Türkiye'den çıkmış olacak. Bu olur mu diyeceksiniz. Size tarihten bir örnek vermek isterim, değerli kardeşlerim. Çanakkale Savaşı'nı hepimiz biliyoruz değil mi? Biliyoruz. Çanakkale'de o toprakların her karışında şehitlerimizin kanı var mı? Var. Gazilerimiz var mı? Var. 13-14 yaşında çocuklarımız gidip şehit oldu mu? Şehit oldu. Ama bir destan yazdılar, Çanakkale geçilmez oldu. Yedi düvele karşı Çanakkale geçilmez oldu. Oran oldu.
Sonra ne oldu? Bir kişiye bir yetki verildi. Gitti bir anlaşmayı imzaladı. O devletlerin tamamı tek kurşun atmadan Çanakkale Boğazı'na geçti. Geldi Dolmabahçe Sarayı'nın önünde demirledi. Bir kişiye verilen yetkinin bir ülke için nasıl bir felaket getirdiğini tarihte bundan daha güzel bir örneğini göremezsiniz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 20. yılı nedeniyle Beştepe'deki anıt mezarında düzenlenen anma programına katıldı. Burada konuşan Genel Başkan Bahçeli, Alparslan Türkeş yaşasaydı bizim kararımıza katılırdı diye konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 20. yılı dolayısıyla Beştepe'deki anıt mezarında düzenlenen anma törenine katıldı. Burada konuşan Genel Başkan Bahçeli, merhum Alparslan Türkeş yaşasaydı bizim kararımıza katılırdı. Ucunda ölüm dahi olsa kararımızdan vazgeçmeyiz diye konuştu. O aramızda olsaydı tereddütsüz, tartışmasız, tavizsiz ölçüde bu görüşümüzde olurdu. Bizler milletimizin birlik ve beraberliği için kavli karar ettik. Kararımızdan da ucunda ölüm dahi olsa dönmeyiz, dönmeyeceğiz. Bizler şanıyla, şerefiyle, şehidiyle, şühedasıyla, edep ve erdemiyle tarihe adını kahraman diye yazdırmış milliyetçi ülkücü hareketiz. Merhum başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'i ve aziz şehitlerimizi minnet ve şükran hislerimle anıyor, Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun efendim. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ قَالُوا وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ. Sayın seyirciler, Erzincan İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Ali Aslantaş başkanlığında yapıldı. Toplantıda il genelindeki yatırımlar görüşülürken inşaat sezonunun başlamasıyla birlikte yatırımların hız kazanacağı belirtildi. 2017 yılının Nisan ayı İl Koordinasyon Toplantısı Erzincan Üniversitesi Başöğretmen Salonu'nda yapıldı. Erzincan Valisi Ali Aslantaş'ın başkanlığında yapılan toplantıya vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, Erzincan Üniversitesi Profesör Doktor İlyas Şapoğlu, bazı ilçe ve belde başkanları ile birlikte kamu kurum müdürleri katıldı. Toplantıda konuşan Erzincan Valisi Ali Aslantaş, yatırımlara değinerek özellikle inşaat sezonunun açılması ile birlikte yatırımların hız kazanacağını belirtti. Her ay muhtarlar, halk ve güvenlik toplantıları ve 6 ayda bir ekonomik toplantılar düzenliyoruz. Bu toplantılarda vatandaşlarımızın sorunlarına doğrudan çözüm sağlamak yanında ilimizin kalkınması, yatırım ve istihdam konuları görüşülmekte ve gerekli kararlar alınmaktadır. Kamu yatırımları söz konusu olduğunda ilimizde kısa olan inşaat mevsiminin en iyi şekilde değerlendirilmesi ve yatırımların planlanan sürede tamamlanması arzusu içerisindeyiz. Bu amaçla inşaat sezonundan önce proje hazırlık ve ihale süreçlerinin tamamlanmasına önem veriyoruz. 2017 yılında yapılan yatırımlar hakkında bazı bilgiler vermek istiyorum. İlimizde yerel yönetimler hariç 235 proje uygulanmakta hali hazırda. Projelerin bedelleri 3.9 milyar Türk lirası. Önceki yıllarda 1.5 milyar harcama yapıldı. 2017 yılı ödeneği 285 milyon lira. İnşaat sezonu henüz başlamadığından
15 milyon henüz harcanmış ve %6'lık bir nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Ardından yatırımcı kuruluşların il ve ilçe genelinde yürüttükleri çalışmalar ele alınarak ilgili kurum temsilcileri tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Erzincan Valiliği tarafından Erzincan'daki eğitim konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Vali Ali Aslantaş, eğitim alanında Erzincan'da önemli gelişmeler yaşandığını ifade ederek okul öncesi eğitimde Erzincan'ın ülke genelinde birinci sırada olduğunu açıkladı. Erzincan Valiliği tarafından ildeki eğitim konuları içeren bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Vali Ali Arslantaş'ın başkanlık yaptığı toplantıya ilçe kaymakamları, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Barış Yalçınkaya ve Erzincan'daki basın kuruluşu temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Vali Arslantaş, Erzincan'daki eğitim konusunda detaylı açıklama yaptı. Eğitim alanında önemli gelişmeler yaşandığını ifade eden Vali Arslantaş, Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'e, ilçe kaymakamlarına, milli eğitim müdürlerine ve tüm eğitim camiasına teşekkür etti. Vali Arslantaş, okul öncesi eğitiminde Erzincan'ın ülke genelinde birinci sırada olduğunu açıkladı. Toplantıda basın mensuplarının sorularını cevaplayan Vali Arslantaş, il genelinde öğretmen açığı bulunmadığını ifade etti. Sayın seyirciler, Sağlık Bakanlığı tarafından Tunceli'ye tam donanımlı 3 yeni ambulans gönderildi. Ambulanslar Sağlık İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. Sağlık Bakanlığı tarafından Tunceli'ye her biri 178 bin lira değerinde olan 3 yeni ambulans gönderildi. Tam donanımlı ambulanslar Sağlık İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. 112 komuta merkezinde düzenlenen programa Tunceli Valisi Osman Kaymak, Vali Yardımcısı Selami Kaya, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, protokol üyeleri ile sağlık çalışanları katıldı. Ambulansları hizmete sunan Tunceli Valisi Osman Kaymak ise yeni ambulansların hayırlı olması dileklerinde bulundu. Evet, değerli arkadaşlar, başarılar diliyorum. Ekibe 3 tane daha yeni ambulans katıyoruz. İnşallah kazasız belasız görev yapmayı Allah nasip eylesin. Tabii ki takip ediyoruz sizleri. En kısa zamanda olay yerine varmanızı istiyoruz. Vali Kaymak ardından 112 komuta merkezini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ağrı Valisi Musa Işın, Hamur ilçesinde düzenlenen huzur toplantısına katıldı. İlçe halkına seslenen Vali Işın, 15 yıldır ülkede istikrar olduğunu belirterek 32 yıldır PKK'nın Kürtlere yaptığını hiç kimse yapmadı. IŞİD, FETÖ neyse PKK da odur diye konuştu. Ağrı Valisi Musa Işın, Hamur ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği toplantıya protokol mensupları da katıldı. Toplantıda konuşan Ağrı Valisi Musa Işın, 15 yıldır ülkede ciddi bir istikrar yaşandığını dile getirerek terör olaylarına değindi. Vali Işın, 32 yıldır PKK'nın Kürtlere yaptığını hiç kimse yapmadı, dedi. Bunlar size çok çektirdiler, bize çok çektirdiler ya. 32 yıldır PKK'nın yaptığını Kürtlere hiç kimse yapmadı, etmeyin, eylemeyin ya. Bakın, değerli kardeşlerim. Dikkat ediyorsanız Orta Doğu yani Müslüman coğrafyasında kan dökülüyor ya. Ya niye Hristiyan aleminde kan dökülmüyor? Hiç düşünmez miyiz biz? Ya yeryüzünde 200'e yakın devlet vardır. 40 tane de Müslüman devlet vardır. 40'ında kan ve gözyaşı vardır. Ya biz akılsız mıyız? Birbirimize düşman mıyız? Ya yok. Biz 1000 yıldır beraber yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Bizim kadar asaletli bir millet var mıdır? Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle, Lazıyla Müslümanız. Ve aynı coğrafyada yaşıyoruz. Komşuluk yapıyoruz. Az olan bizden değildir diyor Peygamber Efendimiz. Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik çalışma ve özgüven konulu seminer düzenlendi. Seminerde öğrencilere belirlenecek hedef, özgüven ve idealler hakkında sunum yapıldı. Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik çalışma ve özgüven konusunda seminer düzenlendi. Belediye çok amaçlı salonunda düzenlenen seminere kişisel gelişim uzmanı Polat Doğru konuşmacı olarak katıldı. Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, dünya genelinde teknoloji ve bilimsel alanda gelişme sağlandığını ifade ederek tüm ülkelerin bundan faydalanmak için yarış halinde olduğunu belirtti. Bugünümüz dünden, yarınımız bugünden iyi olmalı. Hatta diyoruz ki derisini değiştirmeyen yılan ölür. Bir hayvan dahi yaşayabilmesi için bir şeyler yapması lazım. Değişmesi lazım. Değişime ayak uydurması lazım.
dışımızdaki ülkeler bizden daha çok gelişiyorsa o zaman oturup düşünmemiz lazım. Sonumuz yakındır demektir diye bir söz okumuştum. Dışımızdaki dünya bizden daha çok gelişiyorsa sonumuz yakın demektir. E peki bunu kimle yapacak? İnsan kaynağı. İnsan kaynağının da kaynağı neresi? Milli eğitim. Hep diyoruz ki yer üstü ve yer altı zenginliklerin en önemlisi insan kaynağıdır. 18 milyon gencimiz var diyoruz. İşte bu gençlere yön verecek olan, gençlerimiz burada, hedef gösterecek olan anne ve babalar. Aynı eğitim bizim için çok önemli. Öğretmen arkadaşlarımız bizim için çok önemli. Ardından konuşan kişisel gelişim uzmanı Polat Doğru, belirlenecek hedefler doğru çalışma ve özgüvenin kişinin ideallerine ulaşmasında en etkin rol olduğunu ifade ederek etkili bir sunum yaptı. İnsan mutlu olmak için yaşıyor. Ama öyle, ama böyle insan mutlu olmak için yaşıyor. Ve ben bu mutluluk konusunu çok önemsiyorum. Neden önemsiyorum? İş yerlerine gittiğim zaman en çok konuşulan konulardan birini biliyor musunuz bugün? Motivasyon. Bütün kurumlar motivasyonu tepede tutmaya çalışıyorlar. Sürdürülebilir motivasyonunsa bir tane güçlü kaynağı var, o da mutluluk. Eğer yaşamınızda mutluysanız motivasyon parıl parıl gidiyor, değilseniz çok uğraşıyorsunuz. Çok çocuk eğitiminin de özü aslında bu. Bütün eğitimin özündeki hikaye bu. Peki, ya bir tane sorun var. Mutluluk önemli bir konu ama hepimizin mutluluktan anladığı şey aynı şey değil. Ne anlıyoruz mutluluktan sorusunun? İki ayrı cevabı var. Birinci cevap şu. Bir grup insan diyor ki, ya diyor, eğer her şey yolunda giderse, bütün koşullar iyi olursa ben mutlu olurum. Canım benim, olsa dükkan senin ha. Keşke. Ama olmuyor ki öyle. Bende 43 senelik yaşam tecrübesi var. Öyle bir hayat durumu yok. Haberiniz olsun. Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Bingöl'de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Öğrenciler tarafından baskı boya yapılarak otizme dikkat çekildi. Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Bingöl'de etkinlik düzenlendi. Bingöl Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nde düzenlenen programda öğrenciler tarafından el baskısı boya çalışması yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Kadir Engin programda yaptığı konuşmada toplumun otizmli çocuklara karşı duyarlı olması gerektiğini vurguladı. Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak kutlanmaktadır. Biz de Bingöl'de çocuklarımızla ilgili farkındalık yaratmak amacıyla okulumuz böyle bir etkinlik düzenledi. Ve bu etkinliğimizde katıldık. Temel amacımız Bingöl'de, Türkiye'de ve dünyada olduğu gibi Bingöl'de de bu çocuklarımızın farkına varmamızı sağlamaktır. Bir toplumsal duyarlılık sağlamaktır. Özellikle bu çocuklarımızın şimdi ailelerle görüştük. Öncelikle toplum olarak, aile olarak çocuklarımızın kabul edilmesi lazım. Temel amaç da toplumda bu çocuklarımızın var olduklarını göstermek, onları kabul etmemizi sağlamak. Bu çocuklarımızı biz empati kurarak, kendi çocuklarımız olarak kabul ediyoruz. Ve bu okulumuzda da en güzel şekilde bu çocuklarımızı eğitimine sürdürmeye çalışıyoruz. Ardından okul, öğretmen ve idarecileri ile veliler bez boyama çalışması yaptı. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda şehir merkezi ve Refai ilçesinde satışa hazır halde bonzai ve esrar ele geçirildi. Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor. Sokak satıcılarına yönelik Erzincan Merkez ve Refai ilçesinde esrar ve bonzai satışı yaptığı değerlendirilen 3 şüpheli, fişek olarak tabir edilen satışa hazır hale getirilmiş esrar ve bonzai maddeleriyle yakalandı. Yakalanan şüpheliler uyuşturucu ve uyarıcı madde, imal ve ticari suçundan adli makamlara sevk edildiler. Şüphelilerden biri tutuklanırken 2 şüpheli hakkında mahkemece adli kontrol kararı uygulandı. Sırada spor haberlerimiz var. Türkiye 3. Liginde mücadele eden Anagolt 24 Erzincanspor deplasmanda oynayacağı Kütahya Spor maçı hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşma 5 Nisan Çarşamba günü Kütahya Şehir Stadyumu'nda oynanacak.
Türkiye 3. Ligi 1. grupta mücadele eden Anagolt 24 Erzincanspor ligin 34. haftasında deplasmanda Kütahyaspor'a konuk olacak. Teknik direktör Ayhan Alemdaroğlu nezaretinde çalışan kırmızı siyahlılar hazırlıklarını tamamlayarak Kütahya'ya gittiler. Grubun son sıralarında bulunan Kütahyaspor'dan puan almayı hedefleyen kırmızı siyahlı takımda moraller yerinde. 5 Nisan Çarşamba günü Kütahya Şehir Stadı'nda oynanacak ligin 34. hafta mücadelesinde Erzincan temsilcisi maç sonunda 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Geride kalan 33 hafta sonrasında 24 Erzincanspor topladığı 41 puanla ligde 10. sırada yer alıyor. Kütahyaspor ise 29 puanla 18. sırada yer alıyor. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmada 24 Erzincanspor kendi sahasında Kütahyaspor'u 3-0 gibi bir skorla mağlup etmişti. Evet, bir haber de Van'dan. Van'da Gençlik Merkezi Doğa Sporları Kulübü tarafından bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla sağlıklı yaşam için bisiklet etkinliği düzenlendi. Etkinlikle halkın bisiklet kullanımının özendirilmesi amaçlanıyor. Van'da bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla sağlıklı yaşam için bisiklet etkinliği düzenlendi. İpek Yolu ilçesinde startı verilen ve Edremit ilçesinde son bulan etkinliğe 25 bisikletli katıldı. 12 kilometrelik yolculuğun ardından Edremit Kaymakamlığı'na ulaşan sporcular, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Gülşen Orhan ve Gülay Samancı tarafından karşılandı. Çiçekli burada yaptığı açıklamada, ilçenin sanat, spor ve kültür şehri olarak tanımlanması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü anlattı. 2,5 kilometrelik yürüyüş yollarımız ve bisiklet parkurlarımızı dahil ettik. Tüm bisiklet severlere, tüm bisiklet aşıklarına sizlerin vasıtasıyla müjdemi vermek istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Biz Sağlık Bakanlığımızın düzenli olarak şehirlerimize gönderdiği bisikletleri dağıttık. Bunları geçtiğimiz yıllarda hep beraber şahit olduk. Ama burada asıl kriter şu, belediyelerimiz yolları yapacak, Sağlık Bakanlığımız bisikletleri dağıtacak. Ama ne yazık ki bu zamana kadar üzerine düşenleri yapmadığı için belediyelerimiz, Sağlık Bakanlığımız da elinden geldiği kadarıyla bisiklet gönderiyordu ve fakat istediğimiz sayıya bir türlü ulaşamıyorduk. Evet, inşallah biz 2,5 kilometreyi bu sene yapacağız ve Sağlık Bakanlığımızdan artık bu geçmiş yıllardaki de farkın kapanması için en az 3 katı destek olmasını bekleyeceğiz ki buradaki bisiklet aşıklarımıza da bu bisikletleri dağıtabilelim. Veya bisikleti tanımayan küçüklerimize, miniklerimize bisikleti sevdirebilelim. Vaktimiz kısa, almamız gereken mesafe uzun. O yüzden inşallah tez zamanda niyet hayır, akıbet hayır olsun inşallah diyorum. Sporculardan Enes Aslan ise sağlıklı yaşam için bisiklet etkinliklerinin önemli olduğunu kaydetti. Yıldızlar Kız Erkek Dart müsabakaları Erzincan'da başladı. Müsabakalara farklı okullardan katılan sporcular en yüksek puanı almak için yarışıyor. Okul Sporları Federasyonu faaliyet programı kapsamında Dart Okul Sporları Yıldız Kız Erkek İl Birinciliği müsabakaları başladı. 6 okuldan 90 sporcunun katılımı ile başlayan müsabakalarda sporcular en yüksek puan almak için yarışacak. Müsabakalar 2 gün sürecek. Dart iç içe ve farklı renklerde halkalardan oluşan bir hedefe belirlenmiş bir uzaktan küçük okların atılarak en yüksek puanı almak amaçlı bir oyun olarak biliniyor. Dart müsabakalarına Nezahat Çeçen Ortaokulu, Munzur Ortaokulu, Vali Metin İlyas Ortaokulu, Şehit Karaoğlan Ortaokulu, Refaiye Yibo, Tercan Yibo ve Mehmetçik Ortaokulu katılıyor. 13 Şubat spor salonunda başlayan müsabakalarda sporcular hedefi doğru vurarak puan almaya çalışacak. 90 sporcunun katıldığı müsabakalar hakkında bilgi veren Bokke Bowling ve Dart Erzincan temsilcisi Mehmet Köksal, Erzincan'da ikincisi düzenlenen şampiyona hakkında bilgi verdi. Yaklaşık 90 sporcu öğrenciyle bu katılımı gerçekleştirmekteyiz. 4-7 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan bu turnuvalardan sonra 3 ve 6 Mayıs'ta ilimizi temsil etmek için il dışında müsabakalara katılacaklardır. Bütün yarışmacı sporcularımıza teşekkür ederiz.
Evet, sırada hava durumu, ardından Erzincan ekonomi piyasaları var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre Erzincan'da havanın az bulutlu olması bekleniyor. Erzincan ve çevre illerde beklenen sıcaklık değerleri ise şöyle. Erzincan 5-21, Erzurum -1-14, Sivas 2-21, Elazığ 3-21, Malatya 7-21, Bayburt 0-17, Tunceli 2-20, Gümüşhane 1-21 ve Giresun 9-16 derece. Erzincan'da bu gece nöbetçi eczane Pınar Eczanesi. Pınar Eczanesi Halitpaşa Caddesi'nde. Erzincan para piyasalarında dolar ve euro kapanış kurları ise şöyle gerçekleşti. Dolar alış 3.634, satış 3.649, euro da alış 3.880, satış 3.887. Kısa bir aranın ardından sizlerle birlikteyiz. İnternet isterken mutlu yuvamda bekleyip durmaya mahkum muyum ben? Siz de beklemekten sıkıldıysanız, hızlı hizmet arıyorsanız hemen TürkSat kabloya geçin. TürkSat kablo, hızlı hizmet, memnuniyet. TürkSat kablo. Üstelik şimdi KabloNet, Kablo TV ile Kablo Ses hepsi bir arada, tek faturada günde sadece 1 lira. Sevgili seyirciler, WhatsApp ihbar hattımıza çevrenizde yaşanan olaylarla ilgili görüntülerinizi bekliyoruz. Erzincan'ın beldeleri, ilçeleri, bölgemizdeki ve ülke genelindeki tüm illerimiz, hatta dünyanın neresinde olursanız olun, yaşanan ilginç olayları telefonunuzla çekin, WhatsApp ihbar hattımıza gönderin, bu ekrandan yayınlayalım. RT Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yarın aynı saatte sizlerle birlikte olmak dileğiyle, hoşça kalın.